Safiye Ali ismini hiç duydunuz mu? Bu ülkenin ilk kadın doktoru. 1891 yılında İstanbul'da dünyayı gözlerini açan 6 kişilik ailenin en küçük ve en zeki kız çocuğu. Amerikan Kız Koleji'nde okurken Balkan Savaşı'ndan getirilen yaralıları tedavi eder. Lise bitince doktor olmaya karar verir. Fakat hangi kapıyı çalsa tıp fakültesine kadın öğrenci alamayız sözüyle karşılaşır. Kafaya koymuştur bir kere, doktor olacaktır. Maddi imkansızlıklara rağmen Almanya'ya tıp okumaya gider. Açlık ve sefaletin en dibini görür. Günlüğünde şu not vardır. Çöpten çıkarıp geceleri yediğim ekmek hiç ağrıma gitmiyor da, ülkemde tıp fakültesi varken buralarda olmam daha çok ağrıma gidiyor. Ne olursa olsun ülkeme doktor olarak döneceğim der. Dediğini yapar ve okulunu dereceyle bitirip ülkesine doktor olarak döner. Cağaloğlu'nda ilk muayenehanesini açar fakat kadın olduğu için ilk zamanlar kimse gelmez. Halbuki kadın ve çocuk hastalıkları doktorudur. Dışlamalara ve hakaretlere aldırmadan, pes etmeden yoluna devam eder. Fakir ailelerin kadınlarını ve çocuklarını evlerinde ücretsiz tedavi eder. Eline geçen ilk parayla süt ve bakım evi açar. Hasta ve zayıf çocuklar için Hilal-i Ahmer muayenehanesini kurar. Direnerek kadınların tıp fakültesine alınmalarını sağlar Safiye Ali. Ülkenin tıp eğitimi veren ilk kadını olur. Vücudu kendisinden önce pes eder, kansere yakalanır. Almanya'ya gönderilir. Almanya'da tıp eğitimi aldığı hastanede 1952 yılının ılık bir bahar gününde 61 yaşında hayata gözlerini yumar. Ve o sırada işte şu sözü söyler. Kadınlar size emanet.